Yani. Nazlı hoş geldin. Hoş buldum. İyi ki geldin. Çok teşekkür sevindik. Teşekkür ederim. İyi ki davet etmişsin. Teşekkür Harika ederim. Bir konu seçtim bugün. Kimi konuşuyoruz? Müjde Ar. Müjde Ar'ı konuşuyoruz. Ben aslında program başlarken biraz daha hani böyle daha batı özentisi, Amerikan sineması falan şeyler varken kafamda hani Kemal Sunal konuştuk, Walkman'a geldi. Şimdi Müjde Ar'ı konuşacağız falan. Böyle çok güzel bir yere gidiyor galiba. Sen söylediğinden biri de eski 1-2 Müjde Ar filmine döndüm. Hı-hı. Tekrar böyle bir hatırlamak için. Ben aslında burada şey yapalım diye düşünüyorum ben. Hani sen bize Müjde Ar filmlerini nereden seviyorsun? İlk nasıl izledin? İzlerken arkadaşın, annen ne dedi falan. Hı-hı. Çünkü Müjde Ar'ın aslında böyle külliyatına girdiğimiz zaman hani bizden çok daha iyi anlatacak bir sürü hani gir internete kaynağı vardır. Ben biraz böyle kişisel senin Müjde Ar'la bağlantını biraz dinleyip ben de oradan bir şeyler söyleyeyim falan. Öyle bir şey olsa diye düşünüyorum. Evet, benim için ağır roman ilk. Yani, ağır roman. Evet evet. İlk izlediğim filmi muhtemelen ya da bilinçli böyle izlediğim. Sinemada mı izledin ağır romanı? Hayır. 97'de okay. Falan galiba ben çok küçüktüm. Okay. Ben sinemada, ben Marks & Spencer'da izlemiştim. Of ne diyorsun ya. Şaşkın baktı. Evet. Çok iyi. İzlemek isterdim ama sinemada. İlk izlediğim anı hatırlamıyorum ama lise boyunca belki her ay bir defa filan izlemiş olabilirim. Ha öyle. Evet evet öyleli. Bayağı sarıktım. Çok seviyordum ve orada Müjde Ar'a tutuldum. Fakat bu yapımcısı da olduğunu çok sonra öğrendim. Geçen yıllarda filan. Aslında uzun süre projenin üstüne çalışıyorlar. Ve bütün o sanat ekibini de işte... Yani kimin yöneteceğinden onun senaryolaştırılma sürecine kadar her şeyle aslında birebir ilgilenen tam bir şey. Kreatif yapımcılığını da yapıyor, fonluyor da. Ve hatta ona şey diyorlar, orada seneler geçiyor falan, sen artık yaşlandın falan diyenler oluyor yani bu rol için. Hayır bu böyle olacak diyor. Ve oradaki bence işte Okan Bayülgen'le kast olarak yaşları da çok uygun. Yani harika bir de film süper, ya. Süper süper. Harika bir kast. Ben bilmiyordum bu kadar entegre olduğunu yapımına. Bayağı yapımcısı. Okay, okay. Official yapımcısı. Orada da böyle hani Jackie Brown'daki o Pam Grier 1970'lerdeki bir sürü oynadığı filmden sonra daha sonraki bir yaşında böyle taçlandırıyor ya bütün kariyerini. Evet, burada evet, da aslında tam, böyle hani tam böyle ağır romanda Müjde Ar bütün yani 60'larda 70'lerde 80'lerde 60 değil de 70-80'lerde yaptığını böyle taçlandırıyor gibi bir hali var. Evet, özellikle 85-86 galiba. Benim daha çok böyle tekrar seninle konuştuktan sonra da. Ya ben de çok sezgisel Müjde Ar olsun dedim. Aslında şey, Bartuve'nin finalini çekerken biz, Tolga bana şey yapmıştı. Yakınlarımı çekiyoruz benim, o parodi yaptığımız, Türk dizilerinin parodisini yaptığımız. Nazlı dedi, Müjde Ar olmak için son şansınız. Şimdi tekrar alıyoruz dedi ve ben orada böyle, nereden biliyor benim hayranlı olduğunu da bilmiyorum. Yani onun o benzetmesi ve ikilemesi benim aşırı hoşuma gitmişti. Ondan sonra biraz da Müjde Ar falan diye bakmaya başladım. Ve seninle konuştuktan sonra da böyle röportajlarını okuyunca, tekrar bazı filmlerine dönünce falan, yani gerçekten aslında o filmlere dönüp bakmakta yarar var ya. Dul Bir Kadını mesela ben izlememiştim. Hı hı. Sen de Müjde Ar dedikten sonra seyrettim. Aklım çıktı. Yani hangisi? Dul Bir Kadın. Okay, okay. Nur Sürer ile okay. Oynuyorlar. Ben izlemedim mesela onu. A Dreamers. Ya böyle bir öyle şey mi? Olamaz yani. Böyle bir şey olmaz. Ya şey, bir anne oynuyor. Dul bir anne oynuyor. 2 yıl önce işte eşini kaybetmiş. Gayet hali vakti yerinde. Tam o 80'ler eğlence ortamları. Gayet böyle evinde işte davetler veriyor. Şeyler yapıyor. Yeşilçam'ın hani mağdur ve mağrur kadını hiç değil. Ama yine şiddete uğradığı bir yer oluyor. Filmde iki yakın arkadaş var. Nur Sürer'in oynadığı karakterle beraber fakülteden arkadaşlar. Ve onlar bir parti esnasında işte... Ve şey var. Deniz Türkali var. Okay. O da konuk sanatçı. Okay. O da böyle 10 yılını falan şeyde geçirmiş. İşte Uzak Doğu'da geçirmiş. Avrupa'yı gezmiş falan bir kadın figürü sanatçı. O geliyor. 3 fakülte arkadaşı ve divan pastanesine oturup böyle feminizm konuşuyorlar falan. İnanılmaz. Ya çok böyle manifesto gibi monologların olduğu ama hiç didaktik durmayan aşırı sürükleyici bir film. Sonra bu iki kadın bir yola çıkıyor. Aslında Müjde Ar'ın aşık olduğu adamın peşinden gidiyorlar. Genç bir fotoğrafçı bir oğlan. Ve orada böyle Bodrum'da bayağı böyle üçlü bir aşk hikayesine doğru giden ama çok iyi bir arkadaşlık da olan bir tatilleri var. Böyle inanılmaz bir keyifle izliyorsun yani. Bu anlatım bu şablon olarak benim de geçen hafta izlediğim Dağınık Yatağa çok benziyor. Dağınık Yatağa çok benziyor. Çok benzemiyor mu? Orada da Bodrum'a gidiyorlar. Onun
öncesinde de yine böyle bir... Antalya. Didim mi hatta ya da? Antalya. İlk Antalya'ya gidiyorlar, sonra başka bir yere geçiyorlar. Daha evet, ıssız olsun diye Didim eve geçiyorlar. Didim değil ama öyle bir yere Bodrum geçiyorlar. Bodrum olabilir. Yani. Orada da mesela öncesinde yine tam böyle 80'ler ve böyle tam biraz karikatürize evet, böyle bir şekilde tam böyle zengin hayatı. Tam belki de şu anda mesela geri dönüp böyle o böyle hani Türkiye'deki beyaz Türkler ve zenginlerden böyle nefret edilen bazı böyle kalıplaşmış şeylerin orada böyle etiket görüyorsun böyle tam. Biraz şey de ona benziyor bence. Hani İffet'teki hayat, İffet'teki bir koca vardı ya, o da buna benziyor. Yani orada böyle bir zengin fakirin arasında Müjdar'ın böyle cinselliğiyle ikisinin de üzerinde kendisine bir yer evet, tuttuğu birçok film var 80'lerde. Bu senin dediğin de Altı Filmaz mı orada? Evet. Ve hemen Dağınık Yatak'la ya aynı yıl ya bir sene arayla. Dağınık Yatak'ı da ben çok sevdim. Yani onunla ilgili de bayağı böyle bir düşündüm. Bir yandan da çok ortadan ikiye ayrılmadığını ben mesela Altı Filmaz filmlerinde hani çok müsamele gibi birçok şey bir yandan. Evet. Yani mesela Ahbelin'de öyle değil. Ahbelin'de inanılmaz seviyorum. Dağınık Yatak'ı da bir yandan çok hoşuma gidiyor izlerken böyle. Hı-hı. Bir yandan ama yani hani döneminde ben bunu izlesem hiç sevmezdim gibi geliyor evet, yani. Evet. Zaten o dönem çıkan eleştirilerde bayağı böyle Dağınık Yatağı'da yerle bir etmişler falan. Biraz baktım böyle. Ama şimdi ben dönüp baktığımda öyle hissetmiyorum. Mesela Final Blue Dağınık Yatağı inanılmaz ya. O iki kadının konuşması, o iki kadının yüzleşmesi ve çok da oyunculuklar da tabii yani artık 86'ya falan geldik. O Yeşilçam'da alışık olduğumuz melodramatik oyunculuklar değil artık. Yani kadın partnerleri de çok iyi olmuş Müjdar'ın hep. Ve çok güzel paslaşıyorlar. Kesinlikle. Ama bana yine de Atıf Yılmaz'ın daha bir teknisyen olması. Atıf Yılmaz'ın böyle olaya yaklaşımında böyle bazen diyalogların ve senaryonun böyle hani çok böyle bana çok didaktik geldiği yerler oluyor. Oluyor. Her filmde değil ama bazı filmlerinde. Yani Müjdar'a da şöyle baktığımızda ben tekrar bir geri dönüp hatırladığımda aslında Aşk-ı Memnu'yla başlıyor bütün evet, olay. Yani bizim bu şimdiki bu Aşk-ı Memnu dizisinden önce Türkiye'nin ikinci televizyon dizisi galiba. Evet. 70'lerin sonunda sanırım. Şuradan hemen bir kontrol edeyim. Pardon, 60'ların evet, sonunda mı? Yok 70'ler. 74'te Bihter olarak ve orada da hani böyle cinselliğiyle ön planda ve tabii ve herkes oynama demiş. Hafif yani meşref şey olmasıyla böyle ortaya çıkan bir karakter. Hafif meşref mi? Aslında biraz yani bizdeki Aşk-ı Memnu'dan da galiba ayrılan kısmı orada bayağı yani romanda ben bu arada okumadım romanı. Yani klasik romanı okumadım. Bayağı erkek yok yani. Oradaki işte Bihter'in kocası Adnan Bey de artık yani neredeyse felç denecek derecede yaşlı. Öbür evdeki işte o Beşir hadım edilmiş falan gibi mevzu var sanıyorum. Yani bayağı böyle romanda o kadın hani kurak bir yerde ve orada bir tek aslında Behlül var. Ve doğal olarak libido ile beraber ona gönlü kayıyor. Tabii bizdeki dizi daha hani şey daha aşk hikayesi üzerine yoğunlaşmış ama burada bir yani kadının cinsel olarak böyle tutup kaldığı ve hiçbir şey bulamadığı, hiçbir yere çıkamadığı bir de döneme göre çektilerse izlemedim tabii o dönemin Aşk-ı Memnu'sun ama herhalde evden çıkmak falan o kadar kolay değil. Sosyalleşmek gibi bir şey yok. Yani bir fair yaşayacaksa da bunu böyle dışarılarda yaşayacak. O dönemin hep böyle yine en iyi oyuncuların oynadığı falan böyle ben fotoğraflarına baktım oyuncuların falan filan. Çok güzel bir tadı var. Ondan sonra 70'lerin biraz o dönemin dinamikleriyle de beraber işte Kadir İnanır'la onunla bununla böyle bayağı biraz hafif böyle cringe olabilecek bazı böyle seksi sahnelerde. Böyle seks filmi demeyeyim ama böyle hafif erotiğe kayan komedi gibi garip filmler. Mesela özellikle bir filmi vardır. Kadir İnanır böyle onu bir çalının arkasına götürüyor. O sırada da Müjdar'ın babası mı ne birisi bir futbol maçı izliyor. Futbol maçındaki sunucu işte gol alıyor. İşte çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Kadir İnanır yatırıyor böyle bunu falan. Böyle YouTube'da var yani bu sahne direkt. Yani öyle filmlerden sonra zaten o sırada Yeşilçam'da bayağı pornoya da artık böyle kayarken evet, falan. Evet artık şey darbeyle beraber filmler çıkmış ya. O sırada aslında aradan yani tekrar şuradan da bakıyorum. O erotik filmlerin bitişi ve evet darbe sonrası sinemasının başlığı. Tosun Paşa, Kibar Feyzo falan Paşa'da filmleri var. Tosun Paşa da çok komik ya. Bence çok komedi malzemesi orada. De çok harikulade güzel. Kadının ya. Ama ondan sonra 80'lerde darbeyle bütün bu furya bittikten sonra 80'lerin başında işte bu dediğimiz Altı Filmaz filmleriyle bu sefer o 70'lerdeki yani aşiftelikten ve böyle bayağılıktan da kendini mesafelendirme kaygısı olan belki de biraz didaktikliği o yüzden o filmlerin biraz daha böyle kaygısı olan ve hakikaten yani kadını doğru bir yerde bir bağımsız bir yerde tutmak ama yine de cinselliğiyle de ön planda cinselliği olan var. Bir şekilde evet. Yani belki de diğerlerinden çok daha güzel bir bu sefer erotizm izliyoruz aslında Altı Filmaz filmlerinde. Tabii. Zaten o başlatıyor herhalde. Evet, yani benim bildiğim kadarıyla Güzel İstanbul yani onun oluyor. İçin böyle bir başlangıç. Türkan Şoray reddediyor. Ben hani seyircim benim böyle bir sahneyi kabul etmez diye.
sahne Müjdar alıyor ve Müjdar oluyor onlar. Sonradan Türkan Şoray da Müjdar'a senin sayende biz bu sahneleri oynamaya son cesaret evet, diyor. Evet, senin sayende bayağılaşmadan bunu nasıl yapabileceğimizi gördük filan diyor. Yani ondan sonra Hülya Avşar'ı bilmem nesi falan bugüne kadar geldiğim bütün o baktığında o güçlü kadın yani cinselliğiyle önde ve böyle hani bunu utanmayan, kullanan şeyin hepsinin aslında böyle bir mihenk taşı gibi bir yeri var hepsinin öncesinde bence. Evet. O yüzden de senin de bunu seçmen hani Bartu bende de Kar'da da ben Kar'daki karakterine de hastayım senin bu arada. Yani oradaki karakterlerde de böyle o hani çekiciliğiyle ön planda olan bir ama doğallığıyla yani bunu koyan karakterlerinde senin bunu Müjdar'ı seçme o yüzden inanılmaz hoşuma gitmişti bu arada. Ya ben de çok sevmiştim Ebru'yu. İlk senaryo okuduğum zamandan beri oynadığım için de çok mutluyum. O tabii tam bir böyle bir kumpanya işiydi aslında. Bütün oyuncuların çok iyi paslaştığı bir şeydi. Hmm. O açıdan benim çok çok mutlu olduğum bir iş yani. İzlemeyenler hemen Emre Erdoğdu'nun Kar, Blue TV. Kar. Evet, Blue TV'mizde var. Hazar Ergüçlü de başrolde. Yes. Harika bir performans. Çok tavsiye. Benim geçen seneki en sevdiğim tür filmiydi kesinlikle. Yani bir de Ahlat Ağacı ikisi. Bizimki 2017. Ama ben geçen sene izledim. Evet olabilir. Vizyona belki biraz daha geç girdik. Tam olabilir, olabilir. Neyse. Bu arada bir de 70'lerin ilk başında Aşkın Memnun'dan hemen sonra Köçek diye bir filmi var. Ya Müjdar'ın. Ben Köçek'i bak DVD'sini buldum. Buldum yani evet, kütüphaneden. Evet. Seyredemedim gelmeden. Trans oynuyor ve çift cinsiyetli birini oynuyor. İnanamadım ben yani. Ben nerede izledim biliyor musun? Köçek'i bizim Melikşah'la beraber binada böyle bir sinema gecelerimiz vardı. Melikşah bir filmler öneriyor. Ben bir filmler öneriyorum. Seyirciye posterlerini gösteriyoruz falan. Sonra oyluyoruz böyle. Seyirci hangisini seçerse Melikşah filmi veya benim film bir tanesi seçiliyorsa da onu gösteriyoruz. Ve Melikşah getirmişti Köçek'i. Gaye Suakyol da çok onu izlemek istiyordu. O da vardı seyircilerin safa. Onlar böyle kazanmışlardı ve izlemiştik ve çok keyif almıştık böyle. Baya garip bir film. Erkek şey kadın olarak başlıyor. Çift cinsiyetli doğuyor anladığım kadarıyla. Yani konusunda öyle yazıyor ve sonra ameliyat olup kadın haline getiriyorlar. Yani okuduğum konusu bu. Ben çift cinsiyetli ya kadın erkeğe dönüyor ya erkek. Yani. Ondan sonra böyle gökkuşağının altında böyle köprüden geçerken bir şekilde öyle batılı bir yerden tekrar eski cinsiyetine dönüyor falan. Onu kovalıyor falan. Çok böyle akıl yakan bir film. Füsun Demirel var galiba değil mi bir de? Evet yani kadrosu yine böyle bayağı zengin. Hani böyle hakikaten o döneminde birçok böyle oyuncusunun falan olduğu. Yine böyle yan karakterlerin falan da çok keyifli olduğu bir film bir yandan. Uh-huh. Bir yandan da hani böyle ne alaka. Yine bence 70'lerin politik atmosferi ve hissiyatının izin verdiği ama bir çok film. Öncü değil mi aslında ya? Böyle bir konuyu bile yani gündeme getirmek. Kesin. Ama işte. Şimdi yok yani. Ama işte yeni sinemada böyle bir şey yok. 80'lerde o 70'lerde bunları gündeme getirdiği filmler biraz dediğim gibi Kadir İnanır'daki o sahnedeki hep biraz böyle bir cringe'lik var. Bu filmde de çok var. Ama işte 80'lerde bunu çok daha belki işte Atıf Yılmaz'la beraber daha ciddi bir yerden yaptığı için Müjdar oluyor. Evet. Burada da mesela Wikipedia'dan falan baktığında Breakthrough'sunu 86'da yapmıştır falan deniyor. Aşk-ı Memnu ve ondan sonraki filmlerle Kemal Sunal filmlerle ünlü olmasına rağmen. Rağmen. Evet yani. Çünkü aslında yıldızlaşmasından bahsediyorlar orada. Evet. Yani, evet. Bir sembol haline geliyor. Yani, işte Türkan Şoray'ın da senin sayende biz bunu yaptık falan. Yaptık zaten. Dediği hikaye. Çünkü bir de yani düşünen bir sinema yapılmaya başlıyor. Çok galiba anladığım kadarıyla yani hepimizin bildiği kadarıyla Yeşilçam çok hızlı üretimin olduğu bir yer. Yani 12 ayda 12 film yaptıklarından bahsediyorlar insanlar. Barış Pirasan'ın bir tane röportajını okumuştum. Mesela o şeyden bahsediyor. Yani ya bu çok önemli bir şey. Biz yazarken hangi oyuncunun oynayacağını biliyor oluyorduk çoğu zaman diyor. Hı hı. Ve dolayısıyla şey bana göre karışmış bir şey. Yani Müjdar ne kadar Atıf Yılmaz'ı etkiledi. Ne kadar onun senaristlerini etkiledi. Personasıyla. Çünkü annesi inanılmaz bir figür zaten. Yani Aysel Gürel'in kızı olarak ve şu, o zamana kadar yaptığı seçimler kültürlü bir kadın olması, eğitimli bir kadın olması, bazı şeyleri hayatında tercih etmiş olması, güçlü bir duruşu olması. Aysel Gürel de çok garip bir kadın değil mi? İnanılmaz. Ben Müjdar'a bakarken biraz sen gelmeden önce Aysel Gürel'e kaydım yani dün böyle bir yer, yani dedim ne garip bir karakter. Aysel Gürel de böyle toplum içinde işte o böyle pembe peruyla, saçlarıyla falan gezen falan ama evet. Evde öyle olmayan Müjdar'ın son döneminde iyice çılgın. Yani artık onu muhtemelen bir protezi biçim olarak kullanıyor. Evet artık. Ama ondan önce de biraz öyle bir ikililiği varmış. Evet. Müjdar da işte çılgın. Annesiyle bunu konuştuğunu, neden olduğunu sorduğunu falan filan anlatıyor. Çok zor sonra bir başka yer. Şekilde kendi söylediklerime baktıramam. Bu şekilde baktırabilirim. Yani normal bir kadın olarak gelsem böyle beni dinlemezler gibi de aslında bir lafı var böyle Müjdar'a. Belki Müjdar'a hani birçok böyle bu şekilde gücü ve desteği veren de oradan öyle bir anneden rol model olabilir. Tabii. Ya vefatından sonra bütün evden şarkı sözleri çıkmış.
çok şey hoşuma gidiyor. Teyzemin de finalinde öyledir ya. Üftade ölür. Teyzem ya çok güzel film. Ümit Ünal'ın yazdığı. Senaryo bir başyapıt. Evet. Bir senaryo baş... filmden daha güzel galiba orada. Bir başyapıt yani. Ümit Ünal benim çalıştığım ilk yönetmen. Öyle mi? Ben de çok severim. Dokuzunu çok seviyorum. Mesela teyzemde o yatağın altından annenin çıkma sahnesi vardır böyle. Bir rüya olarak böyle. O çok etkilemiş. Annenin mi babanın mı? Teyzenin. Her teyze. Yatağın altından teyze çıkıyor. Ya anne çıkıyor ya teyze çıkıyor. Böyle çocuk yatıyor. Yatağın altından teyzesi çıkıyor. Buna okay. Bakıyor geri giriyor falan. Böyle çocukken izleyip ondan korkmuş bazı benden büyük arkadaşlarım. Hani bana söylemişlerdi onu izle falan diye. Ve ona aşık, teyzesine aşık bir çocuğun gözünden izliyoruz biz. Evet. Ya bir tek onunla paylaşmış her şeyini. Sevgilisiyle buluşmaya gidiyor. Onu alıp beraber dışarı çıkıyorlar. Ve İstanbul'da çok güzel kullanıyor. Film vapur var. Yani denizi bir tema olarak çok güzel kullanıyor. Daha sonra hikaye işte Şarköy'e taşınıyor. Bir yazlıkta. Doğru, ve ilk defa denizin evet, evet. Kenarında entaresini sıyırıp onun çok uzun zaman sonra mutlu olduğu hali görüyoruz. Ama orada bile tacizci bir adam geliyor. Annesi aman çok açılma diye çekiyor. Yani o standart Türk aile yapısı içinde nasıl yani sıkıştığını bu kadar cesur bir şekilde vermek. Ya bir sahne var. O sanrı sahnelerinden biri işte. Baba üçe bölünmüş. Tacizci üvey baba. Biri imam. Takkeri böyle onun namaz hepsi kılan aynı hali. Adam, hepsi ay, aynı adam. Biri asker, biri de esnaf bakkal. Evet, yani o babayı üçe bölüyor ve bir tanesi koluna ısırıyor. Biri bacaklarını ayırmaya çalışıyor tecavüz için. Biri de kafasını tutmaya çalışıyor. Ve korkunç bir şey izleyemiyorsun. Gerçekten çok tedirgin edici de çekmişler. Evet, ve çocuk geldiğinde o hayaller kayboluyor falan gibi bir şey. Ama o sahne yani düşünüyorum. Şimdi kim yazar öyle bir şeye? Ne kadar aslında yani hala daha bizim için bu kadar sıkıştırıcı olan şey o zaman yapılmış çok çok değerli. Ramazan davulcusunu durdurup alıp böyle beni ailem peşkeş çekiyor işte parası var diyor o adama diye bütün mahalleye bas bas bağırdığı bir sahne var. Ya şimdi harika. Aslında yani biraz hani böyle söylediğin çok doğru. Biraz daha belki iyimser bir taraftan bakmaya çalışıyorum ama mesela Kar ve Bartuben gibi yerlerde mesela bu hissiyatlar var ama o zaman bunlar çok mainstream. Yani şu anda Kar evet, ve Bartuben evet. Belli bir kesime tabii, hitap ediyor. Tabii. Ama o zaman genele hitap eden filmlerde bu kadar şu anda tamamen +18 sayılacak cinsel veya korku içeriklerinin onun içine yedirilip hani onun belli bir şekilde hazmedilmesi çok sağlıklı geliyor bana. Keza yani birçok böyle başka işte bir Kemal ile Cemil mi ne öyle bir film vardır. Orada da işte daha sonra yıllar sonra Kaygısızlar da eleman oluyor. Onun çocukluk hali var mesela. Göğsüne bir bıçak saplanıyordu. Ben çocukken onu izlediğimde o sokak çocuklarını ve o hissiyatı bana o kadar iyi vermişti ki. Yani Tatar Ramazan'ın sonunda Kadir Nadır'ın çıkıp bütün askere gider yapması, işte 72. Koğuş var. Yani böyle bazı küçük izlediğim Türk filmlerindeki bazı sahneler bana böyle hakikaten hayatla ilgili bazı hissiyatlar verdi. Şimdi mainstream'de bunların hiç kalmamış olması çok üzücü ama biraz böyle dünyada da yani sinemanın geldiği yerle belki alakalı. O biraz platform medya değiştiriyor. Hani sinema gişe sineması biraz daha Avengers'a, Recep İvedik'e bilmem neye falan kalıyor. Evet, ama onlar ama internette yani başka yerlerde can buluyor. Yani Müjde Arın seni etkilemesi, senin o filmlerde o performansın falan gibi geliyor bana. Ya evet ama onun etkilediği bir jenerasyon altı filmazlar falan ve o insanların aslında oraya kadar getirdikleri bir güç de var o sansür mekanizmasına takılmadıkları. 80 dönemi olmasına rağmen biz şu an daha zorlu bir şey yaşıyoruz. Bence aslında. De ama ben şu an çünkü, bir patlamanın hemen öncesindeyiz. Yani çok olabilir, yakın, kırılma çok yakın gibi çünkü geliyor. Çünkü mesela karı vizyonu sokmak çok istedik yani. Emre çok istedi. Ama giremedi. Neden? Artı olsa girdi bile giremedi. Başka sinemadan girdi. Standart vizyona i̇şte, evet. giremiyor. Evet. Yani dolayısıyla biz önümüzü tıkayan başka türlü bir mekanizma da var şu anda. Tabii, tabii. Yani mesela benim oynadığım filmleri gerçekten hiç kimse bilmiyor. Tamam meraklısı bilsin ama bu filmler mesela Berlinale'nin ana yarışmasına giden şeyler. İnsanlar bu festival şeyini artık karıştırıyorlar. Eskiden festivale gidenler daha hani tırnak içinde sanat filmi ve tırnak içinde sıkıcı filmlerken şu an aslında o büyük festivaller öyle filmler göstermiyor ki sadece. O kadar ağır olması gerekmiyor filmin. Çok daha yani sokaktaki insana değebilecek, çok daha gişeye de oynayabilecek filmler yapılıyor ama bizde burada yani vizyon sıkıntısı var. Aynen. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman direkt dur bakayım şurada en bomba film olan İffet'e gelelim. İffet. Ve şahsiyetteki insan. Peki ne kadar kötü bir DVD kapağı. Çok kötü kardan ama yani benim için İffet'in yeri
Bambaşka. Musun? Evet, çok seviyorum. Yani çocukken de çok seviyorum. Kaç defa izlemiştim. Benim için çok büyük bir travma o araba sahnesi. Öyle mi? Evet evet. Çok sinirim bozmuştur ilk izlediğimde. İnanamamışımdır. Böyle izleyemediğim ve kapattığım böyle birkaç film vardır öyle. Kaç yaşındaydın? Küçüktüm işte. Yani ergenliğin başı. Ya bizim için de şöyle bir şey vardı. Çocukken izleyip böyle belli bir şekilde anlayıp anlamayıp hazmettiğimiz bir film. Sonra yıllar sonra mesela lise çağında İffet'teki o araba sahnesi bir sürü gençler arasında oha abi nasıl bir sahne falan filan diye erkekler tabii, tabii. arasında böyle toksik bir şekilde evet, paylaşılan çok meşhur izlenilen, bir sahne. Hala da insanlar paylaşıyor. Ve filmin şeyi çok enteresan geliyor bana. Yani kadının o tecavüzden sonra aşkına devam etmesi ve ondan sonra adam bunu bıraktıktan sonra akıl hastası olarak onun peşinden gidip ona ders, korkunç bir ders verme, intikam. Yani o kadar bir sana kucak açmış bir adam var orada. O diğer adamı da inanılmaz seviyorum. Ve çok ayıp oluyor o adama gibi. O adama çok ayıp oluyor gibi geliyor falan. Ve Müjdar bundan intikam alacak ama yine buna aşık oluyor, düşüyor. Ve tekrar bu sefer kız kardeşini kirletene kadar. Aslında bir tür yani işte Zeki Demirkubuz işte masumiyet şeyi de var. Yani adam belalı bir adam hapislere giriyor çıkıyor. Ben şimdi Zeki Demirkubuz kadar diyecektim. Lafını bitmesine kadar, belki evet daha doğru. Orada Zeki Demirkubuz'un çizdiği kadın karakterindeki de böyle çok korkutucu ve rahatsız edici bir şey var. Yani kendini işkence çektirerek böyle pislik bir herifin peşinden korkunç bir aşkla giden kadın şeyini İffet'te başka bir yerden, Zeki Demirkubuz'da başka bir yerden görüyoruz. Yani bu da hani böyle yani inanılmaz böyle Me Too'nun da ötesinde garip bir çelişki içinde barındıran bir oraları mağdur da oynamıyor, şey oynamıyor, ne denir ona tırnak içinde deli, histerik veya bir şeye muhtaç oynamıyor. Yani sen bir şekilde anlıyorsun o kadını. Aşık diyorsun yani. Evet, evet. Ama anında öteki sinemaya benim böyle bayağı 100'den fazla film yazdığım bir dönemim vardı. Ya evet ben sana bir baktığımda evet görmüştüm. Adı Basya'yı yazmışım. Geri şaka döndüm. Yapıyorsun. Evet geri döndüm bir baktım ben bununla ilgili ne yazmışım. Ne yazmışsın? Şöyle ki ben Giovanni Scornomelio'nun dersine gitmiştim. Giovanni de bilmeyenler için söylüyorum Türk sinemasının en iyi tarihçilerinden, yazarlarından ufak tefek cameo oynamış falan filan. Aynı zamanda fantastik sinema, vampirlerle ilgili yazılar yazan falan. Yani bizim sinemamızın en büyük değerlerinden biri. Ve fantastik sinemayla ilgili bir dersi vardı. Bilgide mi, Kadir Has'ta mı ne bir yerde. Ben de onu dinlemeye gidiyorum. Ve fantastik sinema dersinin o günkü bölümü fantastik Türk sineması. Ve diyor ki fantastik Türk sineması diye pek bir şey yok. Ah Belinda, Adı Vasfiye gibi filmlerden bahsediyor. Ve burada Atıf Yılmaz'dan şöyle bahsediyor. Atıf Yılmaz'a çok büyük bir saygı ve sevgiyle bir yandan da gömüyor onu. Tamam mı? Ama tatlı bir yerden. Atıf Yılmaz'a demiş ki bu zamanda sen sinemacı falan değilsin. Sen teknisyensin diyormuş. Tamam mı? Atıf Yılmaz da bunu ağzını sigarasıyla hiç böyle gülümsemesini bozmadan cevap vermeden dinlermiş. Böyle, tamam mı? Giovanni diyordu ki Atıf Yılmaz belden aşağı filmler yapmak istiyor. Diyor sadece. Ama bunu başka hiçbir şekilde bir sahte bir maskenin arkasına koymadı ama kendisi o kadar ahlaki olarak doğru bir yerde duruyor ki onun yaptığı belden aşağı film zaten kendi içinde bir duruşuyla bir şeyi oluyor ya diyor. Ya kendi şey mı? Söylüyor benim etrafımdaki kadınlardan çok öğrendim ben diyor. Neticede hayatının belli bir döneminden sonra Deniz Türkali gibi bir figür var hayatında. Müjdar çok uzun zamandır hayatında. Türkan Şoray'dan çok etkilenmiş. Kadının adı yok hatırlıyor musun? Evet evet sen bana yazdın. Neydi o kadının adı? Çok hatırlamıyorum. Müjdar zannederek ben geri döndüm baktım evet, ama. Evet sen bunu yazmadın ki Atıf Yılmaz'a daldı herhalde. Evet evet. Ben mesela oraya kadar gelemedim ama dul bir kadına çok etkisi var. Yani evet, dul bir kadında evet. Gerçekten yani o feminist monologları duyuyorsun. Ve o mesela Bodrum sahnelerinde o şeyleri çok incelikli oynamış. Sevgilisi var, en yakın arkadaşı var ve onların arasında bir cinsel gerilim var. Ama bir yandan da işte atışma var. Müjdar'ın karakterini böyle paylaşamadıkları yerden. Kavgalar var, tartışmalar var. Cinsellik ve yeni yaşam, bohemlik üzerine sohbetler var. Orada mesela o ikisini kıskanacak gibi oluyor ama her zaman kaynaştırmaya da çalışıyor. O üçlü dinamiği bozmamaya uğraşıyor. Ve onlar gerçekten sonunda sevişene kadar aslında hiçbir şekilde bir problemi yok gibi. Ama oraları çok derinlikli, çok katmanlı oynamış. Kıskandığı, kıskanmaktan vazgeçtiği. Çünkü baya baya bir hanımefendi orada. Yani çocuğuna bakan, sabah uyanıp işte kahvaltısını hazırlayan falan. Ve öyle bir bohem karaktere aşık olunca yani genç ve fotoğrafçı ve bir oğlan. Kadının aslında dünyası temelinden sarsılacak mı oluyorsun? Ama sarsılmıyor. Sonunda gördüğümüz kare yine en yakın arkadaşı Nur Sürer. Çocuğu ve kendisi ve bir ormanda. Ya o çocukla en son ilişkilerin geldiği nokta şu. Yani çocuk işte Nur Sürer'le aldatmış bunu ve aynı evde uyurlarken. Çok o ya çok iyi basmış. İstanbul'a gitmiş Nur Sürer'in karakter.
Müjde tam gidecekken işte arabayı böyle çekip taksiye, otobüsün önüne durduruyor, alıyor onu, yine geliyor Bodrum'daki eve gidiyorlar ve sadece rakı içip sigara içiyorlar ve hiç konuşmuyorlar. Bir anlamda aslında böyle hani şimdi tekrar düşündüm, Banker Bilo gibi, Kemal Sunal'ın karakterleri gibi, İlyas Salman'ın oynadığı bazı karakterler gibi, Volkan Öge ile Kemal Sunal konuştuğumuzda nasıl gelip bu sisteme, saf birinin gelip sisteme haddini bildirmek için öyle birine dönüşüp herkese namussuz namuslu da Şener Şen bunu yapıyordu falan. Belki de Müjde da bunu hani komedi gibi bir yerden değil, erotik bir yerden aslında böyle bir, bunun bir karşılığı oluyor belki hani. Evet evet, ben çok etkilediğini düşünüyorum o jenerasyonun. Eminim mi? O masalarda o senaryolar yazılırken, o filmler konuşulurken, yönetmenler varken hep oradaydı ve yani sırf o da değil, işte o dönemin ve o kuşağın etkili figürlerinden biri olduğu net. Kesinlikle, kesinlikle. O dönemin böyle filmleri de İtalyan sinemasından çok kopya çekiyor. Bence Müjde'leri çekme biçimlerinde de tabii, yani altı filmimiz. Tabii. Yani benim böyle çok sevdiğim Argento, Fulci, Bruno Di Matteo gibi böyle korku yönetmenleri var. Onların yaptığı erotik bazı filmler de var. Keza o dönemin çizgi romanları bile İtalya ile aramızda işte çok böyle Dylan Dog var, işte Martin Mystery var. Bir sürü böyle İtalya'dan alınma şey, neydi o, Killing falan gibi. Hani popüler kültür arasında büyük bir etkileşim var İtalya ile Türkiye arasında. Evet. Bunda sinemadaki karşılığı belki o. Yani İtalya ile Hollywood arasında da var ve muhtemelen bizimkiler çok bakıyor oraya. Bence ne oluyor orada diye. Direkt hatta bence bu yani Roger Corman'ın getirdiği Hollywood'daki bu işte Blue Chow'daki çocuklara hiç film hitap eden film yokken, herkes çok daha ciddiyken, bir anda işte patlamalar, çıplak kadınlar, yaratıklar falan varken İtalyanlar bunu spagetti western ve benzer şeylerle kopyalıyor. Aynen. Biz de onlardan kopyalıyoruz. Aslında bu yani biraz o yüzden de Hollywood'un hem o Roger Corman'ın etkisindeki o B-movie'lerinin bence Türkiye'deki yansıması. Yani bu kesinlikle. Evet. Bu arada birçok böyle Tecavüz ve İntikam, Tolga Savaşı'nın daha sonra çok oynadığı çok öyle film var. Kaç İtalyanlardan tane diyor aldığı. 70 filmin 60'ında mı uğradım tecavüze falan yani. O hep İtalyan böyle senaryolarının biraz uyarlaması, onlar böyle araştırdığında görüyorsun birçoğu. Öyle de bir orada bir bayağı bir kültürel etkileşim var diye. Ya bir de yapı almaları gerekiyor. Tam hikaye yazarsın ama yani bir yapının üstü kurmaları gerekiyor herhalde o hızla üretirken. Ve bakabilecekleri bir örnek var. Öyle. Yani. Bana sorsalar en sevdiğin 3 Müjde Ar filmi diye, İffet ve bir diğeri belki şey olabilir, işte Ağrım olabilir, ama diğeri de kesinlikle Ah Belinda. Ah Belinda çok. Ah Belinda Türk fantastik sineması deyince belki herhalde 1-2-3 olabilir. Evet, senin öyle ilgin çekmiş olabilir. Kesinlikle yani bu reklam, bir küçük genç böyle düşünmeden izlemiştim. Hı-hı. Daha sonra hani üniversiteden sonra tekrar bir ziyaret ettiğimde filmi, reklam çekerken bir anda üzerine kocaman böyle bir deterjan geldiği bir sahne vardı. Şampuan geliyor reklamı. Değil mi? Kocaman bir şampuan geliyordu ve reklam çekerken o işte yavaş yavaş akıl sağlığına getirişi. O karakterin şeyinin içine gidiyor. O karakterin dünyasına gidiyor. Ben benzetmem. Ama teyzem de şeylere girip çıkıyor ya. Evet doğru, sadece ben Ah Belinda da oynadığı şeyin içine düşüyor. Tiyatrocu ve oyun provasındalar, reklam filmi geliyor ve bütün tiyatrocu arkadaşları da aşağılıyor onu. Sen reklamda oynayıp işte kapital düzeni hizmet edeceksin diye. Öyle bir detay vardı değil mi? Evet, o da diyor ki yani ben istediğim şeyleri daha iyi yapabilmek için bunu yapacağım diye. Ve gayet böyle işte sporunu yapan, işte provasına giden, sonra arkadaşlarıyla barda bir şeyler içen falan bağımsız bir kadınken o reklam setine gidiyor ve şampuan reklamında oynarken o oynadığı karaktere dönüşüyor. Oynadığı karakter de standart bir Türk ailesindeki anne, iki çocuklu ve hatta akşamları gelip. O kocasıyla gelip, böyle sanki kocası gibi değil mi? Öyle bir ve o dünyanın içine çıkmaya çalışıyor. Gidiyor böyle provaya gidiyor. Kimse onu tanımıyor biraz. Sevgilisini buluyor. Sevgilisi onu tanımıyor ama yatıyor falan böyle onunla. Sen yeteneklisin falan diye tabii ki adam yani. Bir şeyler yaşıyor falan. Yani kadın için korkunç. Tabii bilmiyorsun sen seyirci olarak hangisi gerçek ya. O da hüzünlü bir film aslında. Ay çok. Çıkamıyor bir türlü. Ben %100 ikna olmuştum mesela. O dünyanın içine girdi ve çıkamıyor. Yani bu biraz şey gibi, çıplak, paralel evrenlere geçiyor gibi. Şener Şen'in Çıplak Vatandaşı'nın sonu biraz öyle. O da çıplak orada Çıplak Vatandaşı da izlemedim ama evet. Sen Aşk Filmlerini Unutulmaz Yönetmeni izledin mi? Hayır, izlemedim. Ay o da çok komik, onların sahneleri. Rol teklif ediyor işte Müjde Ar'a ve Müjde Ar'a ediyor. Böyle bir tane hikaye anlatıyor Şener Şen'in, işte filmin hikayesini anlatıyor. Müjde Ar'a. Anlıyorum. Anlamadım bir Koreli. Hiç ikna olmuyor ama böyle hani o kadar kibar ve şey oynuyor ki yine yani hiç karşısındaki aşağılamadığını hiç ikna olmuyor, böyle görüyorsun onu. Pekala, o zaman herhangi bir son söz varsa Müjde Ar'la ilgili onu alalım, yoksa Müjde Ar'ı çok seviyoruz diyerek. Bir dakika çok. Ben yine İffet, Ah Belinda ve Ağır Roman
herhalde diyorum. Benim için de Ağır Roman, Ah Belinda. Yani Dağınık Yatak'ta Mudul Bir Kadın beni çok etkiledi. Ben mesela Tosun Paşa da benim için çok çok yukarılarda istedim ama orada tatlı. Çok böyle şey Müjde Ağar'la ön planda olan bir şey. Sadece çok güzel orada. Penelope Cruz gibi. Ben Penelope Cruz'a benzetiyorum o eski evet, Müjde Ağar'ı. Hani öyle. Benim ilk sanırım hatırladığım zaten Müjde Ağar oradan. Çocukken ilk orada izlemiştim. Daha sonra yavaş yavaş diğer filmlerini izledim herhalde. Ya benim o kadın sahneleri çok etkiliyor ya. Kadınlarla beraber, yani diğer kadın karakterlerle beraber olduğu şeyler bana sırf Yeşilçam için değil, şimdiki sinema için de bayağı böyle ilerici geliyor. Çok iyi akan diyaloglar, çok iyi oynanmış. Dul Bir Kadın'da da bahsediyorum. Dağınık Yatak'ta çok daha o evet dediğin gibi çok böyle o insanları alıp böyle eleştiri var ya. Bugün de eleştirebiliriz. Bu arada biz 80'lerin bir tür şu an yeniden şeyini yaşıyoruz. Başka türlü yeni zenginler çıkıyor şimdi. Yani o dönem eleştirdikleri şeyi biz dönüp şuraya bakabiliriz ama 80'ler eğlenceli. Dekoruyla, kıyafetleriyle, melankolik şeyleriyle. Eski olduğu için de şey olabilir. Tabii. Bu dediğine çok iyi yansıtan bir belgesel var buradan. Hani çok tavsiye etmek evet. istiyorum. İzlememiş olan. Remake, Remix, Ripoff diye. Aa ben onu duydum. Almanya'da yaşayan bir Türk yönetmen. Adını da şu an hatırlamıyorum. Çok ayıp. Görüntü yönetmeni hatta Meryem Yavuz. Hmm. 70'lerin o akıl hastası Türk sinemasını anlatan ve onun senin demin dediğin gibi günümüzün işte böyle dizi dünyasına bağlayan harika bir belgesel. Herkesin onu olup izlemesini çok tavsiye ediyorum. Bir de en son olarak da şey demek istiyorum ben. Biz bunları küçükken hakikaten televizyonda izliyorduk. Bunlarla muhatap olabiliyorduk falan. Şu anda sadece YouTube'da çok kötü kalitede ve de evet. ve de sansürlü bir şekilde var. Yani umarım bunları böyle toparlayan bir platform olur, bir label olur, bir şey olur. Evet, bunları seyredilmesi lazım. Yani. Mesela biz neden insanlar sonra bu filmleri izlemediklerinde Müjde Ağar'ı sadece ilk soyunabilen kadın oyuncu olduğu için işte bayağılaştırmadan evet görebiliyoruz. Çünkü bu filmlerin gerçekten yani iyi senaryo yapıları ve böyle baktığında bir dakika ne yapmışız ya biz falan diye böyle sen sinemada sahiplenebileceğin bazı filmleri de görmemiş oluyorsun. Şimdi Dağınık Yatağı sansürlü izlediğinde o çocukla, garson çocukla o Müjde Ağar'ın oynadığı bayağı yani şey hali vakti yerindeki ama hayatın sillesini yemiş o kadının artık saf bir şeyin peşinden giderken girdiği hali sen anlayamazsın sevişme sahneleri görmeden. Bir tık ileri götüreceğim. Ben bunu böyle ilk böyle 18-19 yaşında üniversitede merak edip Yol, Sürü filmlerini falan izlediğimde hissetmiştim. Yani biz hani o 90'lar özel televizyonlarda bütün bu bahsettiğimiz filmleri izlerken aradan keşke iki kere de bu filmler yayınlansaymış. Saymış. Yani onu çok üzülerek hissetmiştim. Hani bunun şimdi daha böyle hani Müjde Ağar'dır, onun bahsettiğimiz bu bütün filmlerdir. Onlar üzerinden de hani böyle birilerine ulaşması veya en azından bir yerde olması, arayanın bulacak olması evet. çok önemli. Mesela şey restore edilmiş yine Şener Şen'le oynadığı neydi? Bütün Yeşilçam'ın parodisini ediyorlar. Arabesk. Arabesk var mesela internette ve şey çok iyi bir kalitede ve şey. Ben mesela sesli çekilseydi ne izleyecektik? Çok merak ediyorum Müjde Ağar'dan. Çünkü postürü, hepsi yürüyüşleri, evet yürüyüşleri falan çok iyi. O teyzem de mesela sevgilisi beraber heykellerin arasında dolaştığı yerde havada süzülür gibi. Ya da Dağınık Yatak'ta en sonunda başını öne eğip tek başına yürüyüşü var ve bundan sonra yalnız olacağım. Ben yalnız bir kadın olarak yaşlanacağım diye işi var. Yani bunları mesela seçiyor mu? Rastlantısal mı oluyor? Ama birleştiğinde mesela ben bir kolaj yapabilirim gibi hissediyorum. Yani Müjde Ağar'ın yürüyüşlerinden. Evet yani umarım daha fazla yani aksesimiz olabileceği şekilde hani bu müzar evet, filmleri olur görebiliriz. Mu? Sohbet ettiğimiz filmleri de daha güzel bir şekilde izleyebiliriz. Yani ben bile 720p bile olmadan izlemek zorunda kaldım işte o şeyi evet, falan. Evet çöp ya. Bakalım. Peki çok teşekkür ediyorum o zaman ben sana. Ben teşekkür harika, ederim. Harika güzel bir sohbet oldu. Evet, Müjde Ağar'ı da almış olduk böylece. Evet. O zaman sevgilerimiz. Çok teşekkürler ve görüşürüz diyorum.